Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edelim. Kaldığımız yerden şu şekilde devam edelim. Örneğin birden fazla elemanımız bağlı diyelim. Bu elemanların üzerindeki kompleks güçleri bulmamız istenecek. Daha sonra da toplam kompleks gücün bulunması gibi problemlerle karşılaşabiliriz. O zaman ne yapmamız gerekecek? Örnek verecek olursak eğer bir tane elemanımız şu şekilde olsun. Bağlanmış olsun. Bir tane elemanımızdan bu elemanımıza paralel olarak bağlanmış olsun. Ve buradan ana koldan geçen akım fazörle gösterilsin. Bunların uçlar arasındaki gerilim ve fazörle ifade edilsin. Bu elemanın üzerindeki kompleks güç S1 ile ifade edilsin. Buraya giren akım I1 fazörle ifade edilsin. Buradaki ikinci elemanın üzerindeki kompleks güç S2 ile ifade edilsin. Bu kola giren akım ise I2 fazörle ifade edilmiş olsun. O zaman S1 fazör ifadem, kompleks güç ifadem eşittir V çarpı I1'in neydi? Conjugate'iydi, eşleniğiydi. Yine benzer şekilde baktığımızda S2 ifadem ise gerilim aynıydı. Gerilim aynı. V çarpı silelim. S2 eşittir, fazör eşittir. V çarpı I2 conjugate'i eşleniği şeklinde ifade edelim. Toplam kompleks gücü ifade etmek istediğimizde toplam kompleks güç V fazör çarpı I fazörün eşleniğiydi. V fazör çarpı I1 artı I2 değil mi? I1 fazör artı I2 fazör Kirchhoff-Akınlar yasası. Conjugate'i o da eşittir. Nedir? V çarpı I1 fazör conjugate artı V fazör I2 fazör conjugate şeklinde ifade ediliyor. Yani S1 artı S2 şeklinde ne yapıyormuş? Toplam şeklinde ifade ediyormuş. Şimdi gelelim bir örnek üzerinde yine kompleks gücü pekiştirmeye çalışalım. Örneğimiz şu olsun. Örnek diyelim. Bir tane endüstriyel yükümüz olsun. Bu yükümüz, endüstriyel yükümüz. Yazalım. Industrial load. 88 kilowatt power factor at a power factor of 0.707 lagging'miş. Lagging gerideydi söylemiştik. Leading ileride ifadesiydi. Bunları da ifade etmiştik. Bir tane de hattımız var. Yani bir yükümüz var. Bu yükümüz 0.707 lagging power faktörle 88 kW tüketiyor. Nereden tüketiyor? From a 480 volt RMS'lik hat üzerinden. Ve Bu hattın the transmission line, iletim hattının transmission line direnci resistance 0.08 olmuş. Soruda şu isteniliyor. Sorunun A şıkkı. Diğer kağıda yapacağım. Sadece soruyu yazalım. Ortalama gücü istiyor bizde. Yani şirket tarafından, power company tarafından buraya sağlanması gereken ortalama gücü belirleyiniz. Birincisi bu. Determine the average power that must be supplied by the power company. A şıkkında yani bunun dağıtıcısı tarafından, güç şirketi tarafından sağlanması gereken ortalama gücü bulmamız isteniyor. B şıkkında ise determine the average power. Yine ortalama gücü hesaplamamız isteniyor. Bu ortalama güç ise yine güç şirketi tarafından sağlanan
Ki burada sağlanırken de bir de power faktör devreye girecek. Bu power faktör ise power faktör of what equals to power factor ifadem 0.9 laggingken. Bunların belirlenmesi isteniyor. Şimdi bunları belirleyelim. Soruyu çözelim. Bir tane endüstriyel yüküm varmış. 88 kW 0.707 power factor laggingde tüketiyormuş. 480 volt RMS'li hat üzerinden. Bu hattın rezistansı 0.08 ohm'muş. A şıkkında bunun average power'ını belirlememiz isteniyor. Nedir? Güç şirketi tarafından sağlanması gereken. Diğerinde ise 0.9 lagging varken yine average power'ın belirlenmesi isteniyor. A ve B şıkları olarak. Şimdi soruya şu şekilde bakalım. Hatta soruyu şematize edelim. Şematize ettiğimizde bir tane yükümüz varmış. Bu yükümüzün power faktörü 0.707 laggingmiş. Ve 480 volt RMS'lik hat üzerinden 88 kW harcıyormuş. Artısı eksisi bu şekilde. Bu hattın bir direnci varmış. Transmission line'ın rezistans değeri. Bunun değeri de 0.08 olmuş. Bizden istenen şu. Bize buraya bu ortalama gücü sağlayabilmemiz için buradaki gücün değerinin ne olması gerekiyor? Bunu isteniliyor. O zaman şu şekilde yapabiliriz. Yükteki L ile ifade ettiğimizde akım değerimizde I RMS olarak buradan akıtalım. PL eşittir nedir? 480 reel kısımda değil mi? Çarpı efektif olarak geçecek. Yine diğeri ise I RMS efektif olarak geçen değer çarpı teta, kosinüs teta değeri. O değer verilmiş 0.707. Bu neydi? Ortalama güçtü. Neye eşitmiş bu değer? 88 kW'a eşitmiş. O zaman buradan I RMS değerini rahatlıkla çekebilirim. 88.000 bölü 480 çarpı 0.707 dediğimde burası 259.3 amper RMS ne yapıyormuş? Akım çekiyormuş. O zaman toplam güç değerim P total, PTL diye gösterelim. Eşittir I RMS'in karesi çarpı L. Total dedim aslında line'ın söylemeye çalışıyorum arkadaşlar. Bir de bunun üzerinde güç harcanacak. Onu da hesaplayalım. O da 0.08 çarpı 259.3'ün karesi transmission line üzerinde. Bunu da yazdığımızda o zaman power company'nin buraya vermesi gereken toplam güç değeri, sağlaması gereken toplam güç değeri PS eşittir PTL transmission line artı load'daki güç değeri 88. Bunun değeri kaç çıkıyor? 88 şurası 88 kW'tı galiba. Tamam. Şöyle öyle yazalım. Şunu yazalım öncelikle. 88.000 kW artı 0.08 çarpı 259.3'ün karesi toplamda PS değeri 93.38 kW'lık ortalama güç sağlaması gerekiyormuş. Yine güç şirketinin. B şıkkı için bakacak olursak eğer B şıkkında şurası 0.707 idi. Bu 0.9 olduğunda ne olur dedik. O zaman RMS değerini, I RMS değerini tekrar hesaplayacağız. 88.000 bölü 480 çarpı 0.9, o da eşittir 203.7 RMS. Yani buradaki akım, bu yük 203.7 amper RMS'lik bir değer çekiyormuş. Transmission line'a baktığımızda PTL eşittir. Nedir? 0.08 direnci vardı, ohm. 203.7 karesi. Yine o zaman toplam gücü hesaplamak istediğimizde
payload artı P transmission line, o da eşittir 88 bin watt çekiyor. Artı 0.08 çarpı 203.7'nin karesi, o da eşittir 91.32 kilowatt olması gerekiyormuş. Burada şuna dikkat edeceğiz. Dikkat edeceğimiz hususlardan birisi şu. Baktığınızda buradaki power faktör 0.707 idi. Buradaki power faktör 0.9. 0.9. Buradaki power faktör 0.707. O zaman power faktörü artırdığımızda sadece power faktörü artırmakla burada 93.38 kilowatt güç sağlaması gerekirken bu değer 91.32'ye düşmüş. Yaklaşık 2 kilowattlık bir tasarruf elde edilmiş. Buraya da ne yapmamız gerekiyor? Dikkat etmemiz gerekiyor. Demek ki power faktör önemli bir hususmuş. Yani bunun anlamı şu demek. Hem enerjiden tasarruf hem de paradan tasarruf. Bu o zaman ne diyebiliriz? Power faktör is very important. Yine bir örnek üzerinde daha duralım. Örneğimiz şu olsun. Yine bir yükümüz var. Load. Bu yükümüz operates, çalışıyor. 20 kilowatt altında ve 0.8 power faktör lagging ile altında çalışıyormuş arkadaşlar. Ve yükün the load voltage yük gerilimi ise 220 0 derece volt RMS'miş. Nedir? 60 Hz'de. Ve impedans ise impedance of the line, hattın impedansı ise 0.09 artı J 0.3 olmuş. Bizden şu isteniyor. Determine the voltage and power factor at the input to the line. Yani ne de diyor? Girişten hatta ki power faktörü ve gerilim değerini belirlememiz isteniyor. Neyimiz varmış? Olan şu. Bir tane hattımız var. Hattımızın direnç değeri 0.09 ohm. Bir de impedansmış aslında. Bu impedans değeri var. J0.3'lükte bir bobin reaktans kısmı varmış. Ve buradan geçen akımı I fazörle gösterelim. Bir yükümüz var. Bu yükümüz 220 volt 0 derece volt RMS'te çalışıyor. Ve 20 kilowatt tüketiyor 0.8 power faktör lagging'de. Artı eksi burada ve şurada bir tane neyimiz var? Sağlayıcımız var. Gerilimimiz. Bu gerilimde VS'li ifadenin VS fazörüyle göstermiş olalım. Bunu da IL diyelim. Şimdi ne yapacağız? Öncelikle bir önceki örnekten hatırlayacağınız gibi IL akımı bilmem gerekiyor. IL fazör eşittir. Nedir? 20 kW P 20 çarpı 10 üzeri 3 bölü 220 çarpı 0.8, o da eşittir 113.64 amper RMS bulunuyor IL değeri. Peki IL'nin açı değeri nedir? Açı değeri eksi arc kosinüs 0.8'den elde edeceğiz. O zaman buradaki eksi koymamızın nedeni nedir? Eksi koymamızın nedeni lagging olması. Lagging'den dolayı eksi koyduk. Ona da dikkat ediniz lütfen. O zaman theta i değeri eşittir eksi 36.87 derece olarak hesaplanıyor. O zaman IL değerini şu şekilde ifade edebilirim. IL değeri IL fazör eşittir 113.64, açı değeri olarak da eksi 36.87 derece RMS olarak belirlemiş olduk.
Peki VS fazörü nasıl hesaplayacağız? VS fazörü orası 220 çekiyormuş. 220 volt o alıyor. Artı bir de hattın gerilimi var değil mi? Neydi? Kirchhoff'un gerilimler yasasına göre kapalı bir çevrimde devre elemanları üzerindeki gerilimleri yönlerini de dikkate alarak topladığımızda toplamın sıfıra eşit olması gerekiyor. O halde 113.64 eksi 36.87 derece çarpı 0.09 artı J0.3. Bunların çarpımlarına dikkat ediyorsunuz. Burayı ne yapmanız gerekiyor? Kutupsal forma çevirmeniz gerekiyor. Bunları çarparken lütfen dikkat ediniz. O zaman buradaki değer 294.53. Açı değeri olarak da 4.86 derece volt RMS elde edilmiş oluyor. Sonra da neyi soruyordu? Gerilimi soruyordu. Bir de power faktörü soruyordu. O zaman power faktöre baktığımızda power factor at the input nedir? Kosinüs 4.86 derece eksi 36.87 derece, o da eşittir kosinüs 41.73 derece olarak elde ediliyor. Bunda değeri 0.75. Nedir arkadaşlar? Lagging olduğu belliydi. 0.75 lagging olarak elde edilmiş oluyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonra ise güç faktörü düzeltmesi nasıl yapılıyor? Power factor correction konusunu işleyeceğiz. Dinlediğiniz için tekrar teşekkür ederim.